Tekrar selamlar sevgili yarışsaverler. 11 Ağustos Çarşamba Amerika Saratoga programına beraberiz. Programa geneline baktığımızda kolay gibi gözüküyor. Misli gibi gözüküyor. Sevgili arkadaşlar. Ama yani bilmiyorum. Ben de muallakta kaldım. Yani ona baktıktan sonra birer at, ikişer at da geçilir gibi gözüküyor. Ama çok denk güçler. Ben birkaç tane yarışlarını falan seyrettim. Yani bana program o kadar da kolay gelmedi. Ben yine sizlere son kararı bırakıyorum. Eğer isteyen arkadaşlar olursa, isteyen arkadaşlar olursa mixte oynasın. İsteyen arkadaşlar olursa verdim programı değerlendirmeye çalışsın. Evet ben altın ilk ayına başlamak istiyorum. İlk ayakta anlamsız bir şekilde 2 numaralı at baya büyük bir favori çıktı burada Mr. Buff. Yani atta hiçbir şey yok. Ben burada kendi çalışmalarımda 3 ve 4 nolu atları ayıramadım. İkisi de atı tanıyan jokey. İkisi de beyaz bayrak aynacı. Ee, burada güçlü olan bence kazanır. Burası direkt 3-4'te yarış biter. Ha olur bunlar 3-4 birbirini geçeceğim diye kafayı alıp yarışı bitireceğim diye birbirini şişirir. Sonları zayıf kalırsa 1 ile 2 numaralı atlar devreye girebilir. Ama ben zannetmiyorum tekrar tekrar seyrettim. İlk ayak 3 4 nolu atlar kafi arkadaşlar. İkinci aya geçiyorum. İkinci ayak ayrımsız 4 1 8 2 3 ve 7 nolu atları öneriyorum. Altının üçüncü aya 4 3 5 2 ve 6 nolu atlar. Altının dördüncü aya 5 3 4 2 8 6 ve 7 Altılının 5. aya tabela ya. 2, 11, 10, 3, 1, 4, 12 ve 9 nolu atlar. Altılının son, son ayağında arkadaşlar sizlere ben 3 numaralı Divo Banker isimli e, atı tek önereceğim. Önermemdeki sebep atın üstünde Dylan Davis. E, bu çocuk geçen hafta yine Saratoga'da aynı at sahibinden kazanmıştı. Kırmızı forma dikkat edin. Eğer 2-3 gün önceki e, arşivlere giderseniz görürsünüz. Ben her zaman söylüyorum Jockey e, anlaşmalı olduğu antrenörlerden her zaman atını getirir. E, bu arada e, benim dikkatimi çeken bir şey daha oldu. Bu Jockey'in bir tane atı var, Şey, e, bir tane yarışı var bugün. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 2. 3. 4. 5. ayaklarda at dolu. Burada Belki ben abartmış olabilirim programı. Dediğim gibi ben bu hatları veriyorum. Siz içlerinden çıkarın. Mutlak suretle bütçenizi üzmeyin. 10 lira ise 10 lira, 5 lira 5 lira neyse o yapmaya çalışın. Yani bunu bir şablon olarak görün. Altılıdan ziyade. Baktığınız zaman isterseniz 2 kupon yapın. Tabi size kalmış bir şey. 2 kupon yapın derken e, Ortiz kardeşlere dikkat edin. Jose Artis, Irat Ortiz. E, bu onlar favorilere çok biniyor. Onlara misli kurabilirsiniz. Eğer misli oynamak isteyen arkadaşlar varsa Ortiz kardeşlere misli kurun. Altının ilk ayağından başlayıp son ayağa kadar misli kurun. Öyle 5-10 misli 2 lira 3 lira atın. Ya da verdim programı geniş bu program. Buradan değerlendirin sevgili dostlar. Yine tuttuğunuz kendi tuttuğunuz tek hatları atın. Biz burada abi kardeş gibi paylaşıyoruz. Biliyorsunuz hani ben her zaman söylüyorum mütevazı olmakta fayda var. Yani biz burada YouTube'da yorum yapıyoruz diye ara bu işin şeyi kompetanı yani şeyi değiliz. Tiyocusu bilmem ne değiliz. Ama dediğim gibi işte İrlanda'da yaşadığım için ben bir şeylerde biraz daha birkaç adım öndeyim sizden. Onu sizlere faydalandırmak, yararlı olmak amaçlı bu paylaşımları yapıyorum. Evet sevgili arkadaşlar benim Saratoga'ya dair söyleyeceklerim bunlar. Dediğim gibi bir misli kupon oynayın Ortiz kardeşlerle. Birinci ayaktan altıncı aya. Bir de verdim kuponu değerlendirmeye çalışın. Evet benim Saratoga'ya dair söylemek istediklerim bunlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yarınki programlarımda görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. hoşça kalın.